Sevgili seyirciler, Ankara Kars Ağrı Dağı'nıdır tanıtım günlerinde bir zamanlar 2. lige kadar çıkmış. Birçok başarı destanı yazmış. Kars Spor Kulüp Başkanımız ve arkadaşlarla birlikte bir stand açmış. Ve burada Kars Spor'u anlatmaya ve Kars Spor'u tekrar başarı destanları yazmak için halkla görüşüyorlar, Karslılarla görüşüyorlar ve buradaki problemleri anlatıyorlar. Biz de 6 ay önce seçilen Fırat Karahan Kulüp Başkanımızla birlikteyiz. Şimdi biz soracağız Kars Spor'u. Kendisi cevaplayacak ve bundan sonra da birkaç sorumuz var. Burada Karslara önemli mesajlar vereceğiz. Başkanım iyi günler, hayırlı olsun. Öncelikle kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Teşekkür ederim. Kulübün as başkanıyım. Kulüp başkanımız Erkan Aydın. Kulübü 6 ay önce devraldık. Daha önce kulübümüz 6 dönem boyunca başka bir yönetimle beraberdi. 6 ay önce aldığımızda pandemi süreci vardı tabii. Müsabakalar oynanmıyordu, ara verilmişti. Bu sürede 2 defa takım değişti. Yani yeni bir takım oluşturduk. Daha sonra tekrar ara verildi deyince böyle bir süreç uzadı. Allah nasip ederse bir hafta sonra müsabakalar başlayacak. Yeni bir yönetim var. Kadrolar genç. Kulüp başkanımız zaten bu işin içinden gelme Erkan Aydın. Biz de onlara destek vererek bu işi bir şekilde yürüteceğiz inşallah. Tabii ki tabii. Yani göreve geldiğinizde nasıl bir kulüp teslim aldınız? Borcu var mı? Göreve şöyle başladık tabii. Pandemi sürecinden ötürü kulüp sahipsizdi. Sahipsiz bir kulüp devraldık. Takım yoktu. Gelir gelmez bir hafta 10 gün süre içerisinde yeni bir takım kurduk. Çünkü lig başlayacaktı. Acil bir takım kurmamız gerekiyordu. Daha sonra tekrar iptal edildi ligler. O süre zarfında 2 defa takım kurmuş olduk. Tabii bunun maliyeti çok yüksek oldu bize. Önemli değil. Önemli olan Kars Spor'du. Yine aynı şekil mücadelemizi veriyoruz. 2 ay boyunca takımımızı hazırladık. Bu süre zarfında Trabzon'da 15 günlük bir kampımız oldu. Şu an takımımız hazır. Genç bir takımımız var. İyi bir yönetimimiz var. Bir hafta sonra müsabakalar başlayacak. Allah nasip ederse Kars Spor'u iyi bir şekilde temsil edeceğiz. Önce üçüncülük sonra ikincilik değil mi? İnşallah. Tabii sizlerin de desteğiyle, halkımızın da desteğiyle neden olmaz. Çünkü daha önce oldu. Şimdi ikinciliğe kadar çıktı takım biliyorsunuz. Şimdi Sayın Başkanım, yani burada bütün Karslara sesleniyorum. Burada Kars iş adamlarının desteklemesiyle sadece Kars Spor kazanmıyor. Kars Spor da eğer ikinci lige çıkarsa bir sürü takımlar ve birinci lige çıkarsa bir sürü takımlar gelip Kars'ta oyun oynayacaklar. Kars'ın tanımıdır, tanıtımıdır, reklamıdır. Burada bu anlamda biz herkesi göreve davet ediyoruz. Biz de o yören insanı olarak bu konuda ne dersiniz? Tabii ki de şimdi bir şehrin kalkınması için sporun daha iyi yerlere gelmesi lazım. Allah nasip ederse üst liglere yükseldiğim zaman altyapımız daha güçlü olacak. Amatör takım sayımız daha fazla olacak. Gençlerimizin spora olan yönelimi daha da fazla olacak. Dışarıdan gelen oynayan takım sayısı artacak. Bu tabii ki Kars'a ayrıca bir yatırım olacak. Bizim gayemiz bu zaten. Kars'ı her şekilde kazandırmak. Sporuyla, kültürüyle, maddi manevi olarak her şekilde Kars'a kazandırmak yapmak. Şimdi efendim, pandemiden sonra bazı kulüpler olsun, dernekler olsun halkla araları açıldı. Yani bir mesele konuldu. Bir sahiplenme de, duyguları da azaldı zannediyorsam. Çünkü insanlar toplu yerlere katılmadı. Şu anda Kars Spor'un ben İstanbul'da taraftarlar grubunun ulusal başkanıyım. Bütün deplasmanlara gittik ama yani her yere gittiğimizde buradaki Karslar da katıldı. Şu anda sahiplenme nasıl efendim? Gerek iş adamı gerek Karslılar. Tabii ki pandemiden ötürü müsabakalar ara verilince ister istemez bir soğukluk araya girdi. Ama şehrin bir özlemi var yani. Takıma olan bir inancı daha var. Tabii ki bu sadece yönetimle olmuyor. Önce şehir isteyecek, halk isteyecek. Biz onların desteğini hissettiğimiz zaman, onları arkamıza aldıktan sonra milletvekillerimiz, bürokraside bulunan Karslılarımız, kurum amirlerimiz, müdürlerimiz, en önemlisi iş adamlarımız bize destek verdi mi? Kars Spor daha önce de gördü. Üçüncü ligi, ikinci ligi neden görmesin? Olmayacak bir şey değil. Hep birlikte bu süreçte beraber olduk mu? Bu sürecin üstesinden geldik mi? Kars Spor hak ettiği yere gelecektir. Karslara ne diyorsun yani? Karslara demek istediğim şu. Bize güvenin. Siz de bize destek çıkın.
hep beraber Kars Spor'u 3. lige taşıyalım. Peki.